İstanbul'da kiralık evlere talep fazla olunca bazı ev sahipleri de harekete geçti. Son günlerde kiracı adaylarından 5 kira bedeline kadar depozito istenmeye başlandı. Peki bu yasal mı? Kiracıların böyle bir durumda ne yapması gerekiyor? İşte uzmanından yanıtlar. Kiralık ev bulmakta insanlar zorlanıyorlar. Bunu da fırsata çeviren insanlar var. İstanbul'da uzun süredir kiralık evlerde arz talep dengesi birbirini karşılayamıyor. Talep fazla, arz düşük olunca da fırsatçılar ortaya çıkıyor. Son günlerde bazı ev sahipleri kiracı adaylarından yüklü miktarda depozito istemeye başladı. İstanbul'da son dönemlerde kiralardaki artışın yanında depozitolarda konuşuluyor. Bazı ev sahipleri kiracılardan 3 kira depozito istiyor. Hatta bu durum semtten semte göre de değişiyor. 3 kira isteyen var, 5 kira isteyen var. Normalde olması gereken bir aylık kira karşılığıdır depozito. Kiracının parasını alıp hesabında tutmanın bir manası yoktur. Tam da elektriğini mesela ödemeyip gidiyor, su faturayı ödemeyip gidiyor, doğalgazı ödemeyip gidiyor. Bu nasıl olacak peki? Kim ödeyecek bunları? Ev sahiplerinin kiracılardan yasal olarak isteyebileceği en fazla depozito miktarı 3 kira bedeli. Ev sahiplerinin en fazla 3 kira bedeli kadar kira depozito isteyebilirler. Ev sahiplerinin de bu yönde biraz daha insaniyetli olması lazım. Vallahi çok acımasız ya. Herkes ev sahibi olamıyor maalesef. Uzmanlar uyarıyor. Kiracılar istenen bedeli ev sahibine banka hesabı üzerinden yatırmalı. Kiracılara şunu tavsiye ederim. Ödeyecekleri depozitoları kendi adlarına ev sahibinin onayıyla çekilebilecek şekilde vadeli bir hesaba yatırsınlar. Ve kira sözleşmesi sona erdikten sonra 3 ay içerisinde ev sahibi talep etmesi şartıyla iki taraf gönüllü olarak bu hesaba dokunabilir. Ama kiracı razı olmazsa, yani o zararın olmadığını iddia ederse, ev sahibi bunu mahkeme kanalıyla ispat ederek ancak bu bedele dokunabilir. Elden ev sahibinin depozito adı altına bir bedel alması yasal değil. Depozito için açılmış bir hesabı da ev sahibi istemiyor. Kiracı da fazla açıkçası bu konuda dayatamıyor, talep edemiyor. Evi tutmak durumunda. Gayrimenkul uzmanları kontrat imzalarken de kiracıların çok dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. Bütün demirbaşları kontrol ederek kontrat imzalaması gerekir.